Merhaba değerli basketbol severler, ben Alper Biçen. Sizlere bu videoda NBA 2K17'deki bütün rozetleri nasıl alabileceğinizi anlatacağım. Daha fazla NBA, NBA 2K ve basketbol içeriği için videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Uzun süredir bu video bekleniyordu, o yüzden direkt konuya geçeyim. İlk öncelikle şundan bahsetmem gerek ki bu sene rozet mantığı tamamen değişti. Şöyle anlatayım, bu sene oyuncunuzun stiline göre sadece 5 tane rozeti Hall of Fame yapabiliyorsunuz. Hall of Fame rozet artık rozetin en üst seviyesi oluyor. Diyelim oyun kurucusunuz ve playmaker oynuyorsunuz. Dimer, Lob City Passer, Ankle Breaker, Flashy Passer ve Pick and Roll Maestro'yu Hall of Fame'e çıkarabiliyorsunuz. Tabii ki de diğer rozetleri alabiliyorsunuz ama onlar en düşük seviyede kalmak zorunda kalıyor. Bu sene gerçekten rozetler biraz uğraştırıyor ama sonunda aldığınıza değiyor diyebilirim. Çok büyük avantajlar oluyor. Özellikle Pro AM maçlarında, MyPark'ta veya MyPlayer'ınızla oynadığınız herhangi bir online modda veya normal oyunda gerçekten rozetler kendisini belli ediyor. Rozetleri kategorilere ayırdım. Bazı rozetler bizim oyuncumuza etki etmiyor. Sadece kişilik rozetleri olarak oyunda yer alıyor. İlk olarak onlardan başlayacağım ama videoya koyduğum intro hakkında yorumlarınızı bekliyorum. Ve rozet videosu sonunda geldiği için beğeni butonuna smaç basmayı unutmayın ve başlıyoruz. İlk olarak kişilik rozetlerinden başlıyoruz. Alpha Dog diye bir rozet var. Bunun için bu rozete sahip olmanız için takımınızdaki en yüksek overall'a sahip oyuncu olmanız gerekiyor. Ondan sonra kariyer oynayan herkesin istemeden ve ne olduğunu bilmeden aldığı bir rozet var. Spark Plug. Bunun için bench'ten gelip birkaç maçta sadece 7 sayı ortalama tutturmanız yeterli. Oyun zaten otomatik olarak verecektir. Enforcer kişilik rozeti için en az 10 tane sert faul yapmanız gerekiyor ama bunların sportmenlik dışı olmaması gerekiyor. Yani 10 tane sert faul yaptığınız zaman Enforcer rozeti sizin oluyor. Bunu da otomatik olarak alıyorsunuz şampiyon olduğunuzda. Championship DNA diye bir rozet var. Bir tane şampiyonluk yaşadığınız zaman otomatik olarak oyuncunuza geliyor bu rozet. Bu ilk 3 rozet gerçekten çok işe yarayan rozetler değil. Özellikle online'da hiçbir işe yaramıyor diyebilirim ama online'da işe yarayan bir şey var ki Microwave. 10 maç ard arda altınızda 2 tane kırmızı dairenin çıkması gerekiyor. Yani oyuncunuzun ateşlenmesi, maçta yanması gerekiyor. Bunun için hatta bütün rozetler için şöyle bir yöntem tavsiye edebilirim ki herkes bunu yapıyor, güvenin bana. Oyunun zorluğunu en kolay moda yani Rookie'ye alın. Maç süresini 10 dakika yapın. Sürekli top çalıp sayı atın. Sürekli top çalıp sayı atın ki Rookie zorluğunda olduğu için otomatik olarak çok kolay top çalacaksınız. Ve neredeyse her attığınız girecek. O yüzden Rookie modda bu Microwave rozetini almak çok daha kolay olacaktır diğer rozetlerde olduğu gibi. Expressive diye bir rozetimiz var. Onun için sayı attıktan sonra 10 kere 20 kere falan sevinmeniz gerekiyor. Zaten altta right stick'le sevinmeniz için R celebrate yazıyor. Right stick'i herhangi bir şekilde sağa sola yukarı aşağı oynatın. Bunu 20-30 kere yaptığınızda en fazla bu rozette gelecektir. Bu arada baştan söyleyeyim. Bütün bu söylediğim rozetleri My Career'da maç yaparak kazanabiliyorsunuz. My Park rozetleri de var. Onları da anlattığım video ilerleyen zamanlarda gelecek. Ama şu anda karakterinize rozet kazandırmak istiyorsanız bütün maçları My Career'da oynamanız gerekiyor. Kişilik rozetleri bu kadar. Şimdi oyun tarzına göre rozetlere geçiyoruz. İlk olarak playmaking rozetlerine yani oyun kurucular için rozetlere geçiyoruz. İlk olarak en önemlisini söylüyorum. Dimer rozeti almak istiyorsanız 20 maçta 300 asist yapmanız gerekiyor. Bunu sadece PG olarak değil SG, SF, PF veya Center olarak da alabilirsiniz. Ama sadece Playmaker'lar bu rozeti Hall of Fame seviyesine çıkarabiliyor. Devam edelim. Lob City Passer rozetini almak için bir sezonda en az 50 alley-oop asisti almanız gerekiyor. Bu bence çok kolay çünkü pick and roll'den sonra içeriye devrilen oyuncuya alley-oop atarsanız rookie modunda nerede olursa olsun tamamlıyor ve 50. alley-oop asistinizde Lob City Passer rozetini alıyorsunuz. MyPark'ta ya da MyCareer'de ya da Pro AM'de karşınızdaki rakibin bileklerini darma duman etmek istiyorsanız Ankle Breaker rozetini açmanız gerekiyor. Bunu açmak için 200 tane Double Move Leading to Score Teammate Grade'ini almanız gerekiyor. Bunun ne olduğunu hemen açıklayayım. Sayı atmadan önce veya asist yapmadan önce crossover çekmeniz gerekiyor. Bunu da right stick'le yapabilirsiniz. Sağ sol sağ sol yapmanız gerekiyor. Yani 2 tane crossover yapmanız gerekiyor.
Eğer iki tane crossover yaptıktan sonra içeriye girip sayı bulursanız veya pas verdiğiniz top asist olursa otomatik olarak double move leading to score gelecektir ve bundan 200 tane aldığınız zaman ankle breaker rozeti açılacaktır. Oyun kurucu rozetlerinden 2 tane kaldı ve bunlar gerçekten çok kolay. Birincisi flashy passer. 50 tane artistik pas atmanız gerekiyor. PlayStation'da 2 kere yuvarlağı hızlı bir şekilde basarak artistik pas atabiliyorsunuz. Bunu 50 kere yaptığınız zaman flashy passer yani artistik pasör rozeti sizin oluyor. Pick and roll maestro'ya geldiğimiz zaman normal bir şekilde pick istediğimiz zaman ve perdeyi kullandığımız zaman bunun kaç kere olduğu tam olarak bilinmiyor ama sürekli pick and roll oynayın. Mesela 24 saniyeniz var, pick and roll oynayın, topu geri isteyin. Pick and roll oynayın, topu geri isteyin. Hatta pas vermenize bile gerek yok. 200-300 kere yapılınca pick and roll maestro açılıyor ki şu anda Hall of Fame yaptığım ilk rozettir kendisi. Çok kolay bir rozet. Ve böylelikle Playmaker rozetlerinin sonuna geliyoruz. Söylediğim gibi bunu Center olarak da, SG olarak da, SF olarak da, PF olarak da açabiliyorsunuz. Ama sadece Playmaker'lar bunu Hall of Fame'e çıkarabiliyor. Hall of Fame'e çıkarmak için ilk öncelikle rozetimize altın yapıyoruz. Ondan sonra ne yaptıysak, mesela Dimer almak için 300 asist yaptık ya, onun 3-4 katını yaparak Hall of Fame yapıyoruz. Hall of Fame otomatik oluyor. 300 asistle Dimer yaptıysanız 1200 asistle Dimer'ınız Hall of Fame oluyor. Ama Hall of Fame olması için ilk öncelikle Gold olması lazım. Onu da Store'dan görürsünüz zaten. Silver'a, ondan sonra Gold'a yükseltin. Ondan sonra ne yaptıysanız rozeti almak için 3-4 katını yapın ve Hall of Fame oluyor. Bu kadar arkadaşlar. Savunma rozetleriyle devam edelim. Pick Pocket rozetini almak için 50 tane Poke Ball Lose animasyonuna girmeniz gerekiyor. Bak, top çalmanız değil. Rookie modunu alın. 10 dakikaya alın, yine adamın arkasından gidin, top çalmaya basın, Poke Ball Lose olacaktır zaten. Ve diğer savunma rozeti Hustle Rebounder. Toplamda 400 tane rebound aldığınız zaman Hustle Rebounder sizin karakterinize gelecektir. İçeriden sayı atma rozetleriyle devam edelim. İlk olarak akrobatı almak istiyorsak 15 tane reverse layup ve 4 tane charge shot layup dedikleri şeyi yapmamız gerekiyor. Peki bunlar ne derseniz, reverse layup 2 kere kareye bastıktan sonra elimizi kareden çekmemektir. Yani dönüp reverse yapıp turnike bırakmamız gerekiyor ve 4 tane charge shot dediği de havada topu değiştirmemiz gerekiyor. Zaten havada bir kere daha kareye basarsanız arada sırada o animasyona gireceksiniz. Teardrop'un rozetini almak istiyorsak bir sezonda 50 tane gözyaşı damlası atmamız gerekiyor. Bunun için potaya doğru gidiyorken hızlı koşmadan elimizi çekip sağ anoluğu geriye çektikten sonra biraz basılı tutup hemen bırakmamız gerekiyor. Gözyaşı damlası Tony Parker'ın en çok yaptığı harekettir. İnternetten bakabilirsiniz ama ilerleyen zamanlarda bunların nasıl yapıldığına dair bütün videolar kanalımda olacak. Relentless Finisher, ki bu benim için gerçekten önemli bir rozet. 75 tane iyi temaslı turnikeyi atmanız gerekiyor. Bunun için de rookie moduna alıp içeriye doğru temasla girerseniz 75 tane sayı atarsanız böyle Relentless Finisher karakterinize geliyor. Pota altı oyuncuları için çok önemli 3 tane rozet var. Post Spin Technician, Drop Stepper ve Dream Like Up and Under rozetleri. Post Spin Technician için sırtınız dönükken, yani posttayken spin atıp yani dönüp sayı bulmanız gerekiyor. 100 tane bunu yaptığınız zaman bu rozet sizin oluyor. Drop Stepper ve Dream Like Up and Under'ı almak isteyen arkadaşlar yorumlarda kendilerini belli ederse cevap vereceğim. Bunları anlatmak uzun süreceği için geçiyorum direkt. Yorum olarak yazarsanız direkt cevap veririm. Ve herkesin en çok merak ettiği şut rozetleri. Corner Specialist rozeti için, yani köşelerden daha iyi şut atmak için köşeden 25 tane üçlük atmanız gerekiyor. Sağ veya sol köşeden gidin. Rookie modunda bunu almanız gerçekten çok kolay. Hatta bir maçta bile alabilirsiniz. Ondan sonra midrange deadeye 60 tane tam el üstü orta mesafeli atış atmanız gerekiyor. Serbest atış çizgisinin bir adım önüne gelin. Fake gösterin, zaten oyuncu sizi kapatacaktır rookie modunda. Ondan sonra şut atın. 60 tane bunu yaptığınız zaman ve sayı olduğu zaman midrange deadeye sizin olacaktır. Limitless range, açıkçası oyun ilk çıktığında bunu almak için bayağı uğraşmıştık. Sadece 40 tane uzaklardan üçlük atmanız gerek ama çok çok uzaklardan değil. Üçlük çizgisinin 2-3 adım gerisinden atın. Yani çok çok geriye gitmenize gerek yok. Limitless range, 40 tane üçlük atarsanız üçlük çizgisinin 1-2 adım, hatta 2-3 adım gerisinden öyle açılıyor. Pick and Popper diye bir şut rozeti var. Perde yaptıktan sonra boşa çıkın ve alır almaz şut atın. Pick and Popper rozeti bir süre sonra açılacaktır.
Son şut rozeti olan difficult shot'ı almak için 200 tane step back ya da dribble pull-ups dediğimiz, koşuyorken bir anda kareye basarsanız oyuncunuz hareketli bir şekilde şut atacaktır. 200 tane hop shot ya da step back ya da dribble pull-up yaparsanız ve 200 tane sayı atarsanız difficult shot açılacaktır. Bütün bunları mesela dışarıdan şut atılan rozetleri Hall of Fame yapanlar genelde sharp shooter'lar oluyor. Inside'lar, slasher'lar oluyor. Karakterinize göre bu rozetleri Hall of Fame yapabilirsiniz ama ilk öncelikle rozetinizi altına yükseltmeniz gerekiyor. Yavaş yavaş rozetlerin sonuna geliyoruz ve atletik rozetlerde lob city finisher'ı almak için 15 tane alley-oop tamamlamanız gerekiyor. My Career'da alley-oop istemek için uygun pozisyonda 2 kere üçgene basın. Aynı şekilde alley-oop'u da öyle atıyorsunuz. Alley-oop istemek için 2 kere üçgene basın ve bunu 15 kere yaptığınızda alley-oop'ten sayı bulduğunuz zaman lob city finisher sizin oluyor. Bir sonraki atletik rozetimiz posterizer. 15 tane temaslı smaç vurmanız gerekiyor. Bunların animasyonları ayrı arkadaşlar. Bir adamın üstünden smaç vurmanız eşittir contact dunk yaptığınız anlamına gelmiyor. Zaten 15 tane contact dunk yaptığınızda posterizer geliyor ve contact dunk yaptığınız zaman sağ üstte teammate grade'de bunu görebilirsiniz. Brick wall rozetini almak için 100 tane güzel screen yapmanız gerekiyor. Yani normal bir şekilde siz perde yapın, 100 tane good screen teammate grade'i aldığınız zaman brick wall karakterinize gelecektir. Ve one man fast break rozeti için, yani tek başınıza fast breaklerde daha etkili olmak için 75 kere fast break sayısı atmanız gerekiyor. Bütün bu söylediklerimi umarım iyi dinlemişsinizdir ama bir kere daha söylüyorum son olarak. Diyelim Dimer rozeti almak istiyorsunuz. 20 maçta 300 asist yapmanız gerekiyor. Dimer'ınızı altına yükselttikten sonra VC ile ya da puanınızla gidip 3 katı ya da 4 katını yaparak bu rozeti otomatik olarak Hall of Fame'e çıkarmanız gerekiyor. Ve bu yıl oyuna eklenen özel Grand Badge'ler var. Şu anda izlediğiniz videoda İhsan'ın altında kırmızı bir şey var. Onlara Grand Badge deniyor. Bu sizin oyun stilinize göre değişiyor. Yani anlatmak istediğim şey şu: Playmaker'ın Grand Badge'i ayrı, şütörlerin Grand Badge'i ayrı, Center'ların Grand Badge'i ayrı ve bunların açılması gerçekten ama gerçekten zaman istiyor. Bunların açılması için, yani herkes zaten bir tane Grand Badge açabiliyor. Diyelim ben Playmaker'ım, Playmaker Grand Badge'ini açabiliyorum ve bu sadece o kadar. Yani başka bir Grand Badge açamıyorum zaten haliyle. Grand Badge açmak için şunu yapmanız gerek diye bir kural yok. Sadece oyunu çok oynamanız gerekiyor. Sürekli açtığınız rozetleri aktif hale getirmeniz gerekiyor My Career'da. Gerçekten ama gerçekten çok zaman isteyen bir Grand Badge. Yani bazıları hemen açıyor, bazıları çok geç açıyor. Kişiden kişiye göre değişiyor bu arkadaşlar, ki bu videoda kaç tane bilek kırdım bilmiyorum ama altın ankle breaker'la bunu yaptım. İlerleyen günlerde Hall of Fame ankle breaker'ı almaya çalışacağım ve Grand Badge'imi de açtığım zaman her şey benim için çok daha kolay ve çok daha iyi olacak. NBA 2K17'deki eğitim videoları devam edecek. Rozetlerle ilgili aklınıza takılan herhangi bir soru varsa yorum yazmaktan çekinmeyin arkadaşlar. Ve böylelikle bu videonun da sonuna geliyoruz. Videoyu izledikten sonra beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Beni izlemeye devam edin. Takipte kalın.